Bundan böyle 15 günde bir sanal dünyada gezintimiz olacak sevgili dinleyiciler. Sanal dünyaya konu olabilecek her konu başlığı ile ilgili sürekli konuğumuz olacak internet pazarlama danışmanı ve Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mesci ile birlikte olacağız. 15 günde bir her pazartesi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve bugünkü konuğumuz da PR Aktif Pazarlama Müdürü Esra Taşlıtürk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba. İnternette insan ilişkileri, public relations kısa adıyla PR dediğimiz insan ilişkilerini artırma yöntemleri üzerine Sayın Taşlıtürk'ten görüşler alacağız. Aynen öyle. Sayın Mesci, buyurunuz, biz sohbeti hep birlikte yürütebiliriz. Tabii, şimdi internette PR veya insan halkla ilişkiler dediğimiz kısım son zamanlarda çok güncel olmaya başladı. Herkes bundan bahsediyor. Çok değeri yükseldi. Böyle olunca PR firmaları da bu konuda aktif çalışmaya başladılar ki bunlardan en önemli çalışmalardan bir tanesi de InterPR firmasıdır. PR Aktif firmasıdır tabii ki. Bu PR Aktif firması da şimdi konu hakkında nasıl bir hamle yapıyorlar? Nasıl bu PR hizmeti verirken müşterilerden neler bekliyorlar, ne yöntemler istiyorlar? Açıkçası bu konu hakkında biraz bilgi almak gerekiyor. O iş için biz seni tekrar Esra Hanım'la konuşalım istiyoruz. Tabii, ben size önce kısaca şirketimizi tanıtayım. Evet, öncelikle tabii PR Aktif firmasından bahsetmek. Evet, PR Aktif ağırlıklı olarak bilişim, finans ve mobilya sektörlerine yönelik iletişim danışmanlığı hizmeti sunan bir firma. Ben de 6 yıldır burada çalışıyorum. Bahsettiğiniz gibi son özellikle birkaç yıldır, özellikle de son bir yıldır aslında internetin değeri, internetin mecra olarak önemi şirketler ve bireyler tarafından daha fazla anlaşılmaya başladı. Bunda tabii internet kullanıcılarının sayısındaki artışın da mutlaka payı vardır. Baktığımızda Türkiye'de 30 milyon kişinin internet kullanıcısı olduğunu görüyoruz. Ki bu rakam her geçen gün hızla artıyor. Örneğin 2005 yılında 13 milyon internet kullanıcısı var iken bu rakam 4 yılda 2 katından da fazla bir seviyeye erişmiş. Demek ki önümüzdeki dönemde neredeyse Türkiye'nin toplam nüfusu internet kullanıcısı olabilir hale gelecek diye görüyoruz. Örneğin gene 2005'ten örnek verecek olursak kadınların ne kadar az internet kullandığından söz ederdik. Oysa bugün kadın bloggerların sayısının ne kadar olduğunu düşünürseniz nasıl hızlı bir artış olduğu da çok iyi anlaşılıyor. Anlıyorum. Şimdi peki o zaman şunu sorayım Esra Hanım. Mesela Facebook'ta en fazla hani kullanıcı rakamında üçüncü sıradayız dünya çapında. Bir ara dörde düşmüştük, tekrar üçüncüye yükseldik. Evet, 10 milyona yakın diyebiliyorum. Şimdi böyle durumdayken sizce hani PR dediğimiz zaman sadece Facebook üzerinde mi çalışmak lazım, yoksa başka neler yapmak lazım? Yani interaktif ortamda internet üzerinde PR dediğimiz zaman sadece mesela insanlar Facebook diyorlar, Facebook üzerinde çalışalım, bir iki hani web sitesi yapalım diyorlar ama sadece bu kadar mı? Yoksa başka şeyler yapılmalı mı? Facebook olsun, diğer sosyal paylaşım ve networking ağları olsun, ben hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir yerden başlamak gerekirse bana kalırsa öncelikle birey ya da kişi fark etmez. Tanıtılmak istenen malzeme neyse öncelikle onun kendine ait bir internet sitesi olması gerektiğini düşünüyorum ki vitrini olabilsin. Üstelik birçok değişik e-gruba, sosyal paylaşım ağına üye olmanız bilginin aynı zamanda o kadar da dağınık olması anlamına geliyor. Bu dağınık bilgiyi toplamak, bir merkezde bütünleştirmek adına bir kişisel internet sitesi doğru bir vitrin olacaktır diye burada düşünüyorum. Burada o vitrini oluştururken bir şeylere bakıyor musunuz? Yani kişilerle görüşüyorsunuz tahmin ediyorum. Onların bir beklentisi, bir de neyi dışarı vuruyor tahmin ediyorum. Onları biraz siteye de yansıtıyorsunuz diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Öne çıkan başlıkları belirliyoruz ve sitenin içeriklerini de buna göre oluşturuyoruz. Anlıyorum. İnternet sitemizi aktif bir halde tutabilmek için, sürekli ziyaretçi çekebilmek için uygulayabileceğimiz bazı yöntemler var. Bunlardan en bilineni e-bülten, düzenli e-bülten gönderimi yapmak. Hem okuyucuları internet sitesine çekmek hem de ilişkide bulunan tüm taraflara şirketi ya da bireyi anımsatacak süreli periyodik bir yayın olarak kullanmak amacıyla. Bunun dışında forumlarda üye olmak alanında bilinir bir kişi olarak tanınmanın da önünü açabiliyor. Örneğin, özür dilerim lafınızı böldüm. Bu forumlar dediniz,
Burada biraz benim çekincelerim var. O da özellikle sektördeki önemli kişiler de var. Kişilerin hakkında haberleri olmadan bir sürü olumsuz şeyler yazılıyor. Evet. Böyle olunca bu forumlar dediğiniz olayları bir takip etmek gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bu da profesyonel aslında. Kişi kendisi takip edemeyeceğine göre. Tabii. Kişiler de hakkında yazıyor. Bunları takip etmek bir profesyonel, aynı medya takip işine göre interaktif ortamda. Evet, evet. Şimdi bu konu da çok önemli. Bu konuda nasıl bir destek veriyorsunuz veya yönlendiriyor musunuz orada hizmet verdiğiniz? Çünkü medya takip de aslında interaktif ortamda başka bir şey gerektiriyor. Kesinlikle. İnteraktif ortamda medya takibi ayrı bir tanım altında artık, evet, incelenir hale geldi. İnternet çok uçsuz bucaksız bir mecra. Bütün forumları, bütün portalları, e-grupları, blogları, sizin de söz ettiğiniz gibi kişilerin veya kurumların tek başına takip etmeleri mümkün değil. Bunun için özel ekiplerimiz var. Verilen anahtar kelimelere göre veya konulara göre niş başlıklar altında açılan siteleri takip ederek bunun üstesinden gelebiliyoruz. Tabii ki olumsuz haberleri ortadan kaldırmanın tek yolu burayı takip etmek değil, konuyu kökten değiştirmek ve hani bütünsel bir iletişim yaklaşımı uygulamak. Evet. Sadece internet üzerinde yani var olmak değil. Yani orada olumsuz bir yazan kişiye hadi yazma diyemiyoruz veya onu kaldır da diyemiyoruz. Evet. Bu tür durumda peki ne yapılıyor? Siteye sahibine mi geri dönüyoruz veya bu mesajı yazana niye böyle yazdınız gibi bir ifadelerle mi yaklaşmamız gerekiyor? Eğer ki tekzip gerektiren, mesela hakaret içerikli veya tamamen yanlış beyana dayalı bir konu ise tabii ki o anlamda tekzip edilebilir. Anlıyorum. Ama onun dışında bizim sadece hoşlanmadığımız bir yorum ise, örneğin tüketici yorumlarında bu en çok karşılaşılır. Bu durumda da o konuyu ortadan kaldırmak lazım. Yani anlıyorum, yazının tabii içeriğinden ziyade olumsuzluğa yol açan konunun üzerine gitmek lazım. Forumların önemi şurada en çok göze çarpıyor. Örneğin yaz tatilinizi planlamadan önce mutlaka görmek istediğiniz değişik bir yer varsa, özellikle ilginç bir ülke varsa bir foruma girip daha önce oraya giden var mı, görüşleri neler, ne tip deneyimler yaşamış, zorlanmış mı, işte hangi fiyatlardan tatilini geçirmiş gibi yorum, görüş almak istiyorsunuz. Onun yanı sıra kadın forumları çok arttı son dönemde, biliyorsunuz. Herkes bir yemek tarifi bloğu açıp buraya çok rahat sponsor bulabiliyor ve kendine bir gelir kapısı yaratmış olabiliyor. Bir anlamda da aslında internet ortamında sanal dünyayla çok fazla iletişimi olmayan ve hatta yeterli donanımı, bilgisi olmayan kişilerin dahi bu ortamda var olmasını sağlıyorsunuz diyebilir miyiz? Evet, evet. Yani internet öyle bir mecra ki başka türlü kendini vitrine taşıması mümkün olmayan, kendini ulusal mecralarda konumlandırması mümkün olmayan tüm kişi ve kurumlar için eşi bulunmaz bir fırsat sunuyor. Ama bunu nasıl kullanacağını da bilmeyen bir kullanıcı için, yani kendi web sitesini dahi belki idare edemeyecek kadar bilgisi ve donanımı az olan biri için de siz bu danışmanlığı veriyorsunuz. Evet, aynen o şekilde. Yani kullanım bilgisi olabilir veya olmayabilir ama internet dünyasında var olmak isteyen insanlar için ve kurumlar için özellikle bu danışmanlığı veriyoruz. İnternet kişilerin kitleleri etkileyip öne çıkabileceği ve bizim saklamayı imkansız, paylaşmayı sınırsız kılan diye tabir ettiğimiz bir iletişim aracı. Evet. Bunu da göz ardı etmek mümkün değil. Peki önemli bir diğer konulardan bir tanesi sizin aslında kullandığınız diğer PR yöntemleri. Benim biraz merak ettiğim, tamam, e-bülten haricinde, evet, başka bir şeylerde kullandığınızı düşünüyorum. Çünkü sadece bir e-mail atmakla veya bir iki foruma gitmekle yeterli olmayacak diye düşünüyorum. Başka neler öneriyorsunuz? Bir takım tematik siteler ve yine niş gruplara hitap eden e-gruplar var. İsim vermem doğru olur mu bilmiyorum ama en yaygın kullanılanlar Yahoo Groups ve Google Groups, biliyorsunuz. Bu tip gruplara bir e-posta gönderdiğinizde o kitleyle, o konuyla ilgili aslında binlerce veya yüzlerce insana o e-postayı göndermiş oluyorsunuz. Örneğin ben Sade Yaşam diye bir gruba üyeyim ve gerçekten ilgi alanıma giriyor bu konu. Bu konuda bana gelen bir e-posta olduğunda herhangi bir tanıtım e-postasına oranla daha fazla ilgi gösteriyorum ve okuma şansım daha yüksek oluyor. Dolayısıyla e-gruplar kişilerin doğrudan ilgi alanlarına hitap ettiği için buraya yollanan e-postaların okunma olasılığı, dikkate alınma olasılığı daha yüksek olur diye düşünüyorum. Hedefe kolay ulaşması, evet, açısından. Evet. Bir minik ara rica etsek sözümüze kaldığımız, peki, yerden yine devam etmek üzere. TRT Radyo 1'de Renkli Anlar programındasınız.
İnternet Pazarlama Danışmanı ve Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aytaç Mesci ve PR Aktif Pazarlama Müdürü Esra Taşlı Türk'le sohbetimiz devam ediyor. Taşlı Türk, Taşlı Yük. Taşlı Yük. Yük. Hemen onu düzeltiyorum. Esra Taşlı Yük'le sohbetimiz devam ediyor. Esra Hanım, şunu soracağım öncelikle. PR'cılar mesela bir gazeteye veya herhangi sektörde biliyorsunuz PR hizmeti veren birkaç tane sitemiz var. Bunlara bülten verirken özel bir dil kullanıyorlar. Doğru. Yani basının daha anlayacağı, biraz da rakiplerin anlayacağı bir dil. Ama bu dil normal yaşayan halkı veya internette gezinen biraz daha seviyesi düşük olanlar tam anlayamayabiliyor. Evet. Şimdi böyle olunca biraz daha bu gruplara veya bu sosyal ağlara yazarken açıkçası biraz daha dil farklılığı getiriyor. İçerikler getirmesi sorumluluk o hale geliyor. Kesinlikle. Bu konuda bir şeyler yapıyor musunuz? Biz habere mümkün olduğunca konu olabilecek şekilde bültenleri kaleme almaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca yalın ve özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum ki Türkçe ifadeler kullanıyoruz. Çünkü hiç kimse bizim kısaltmalarımızı bilmek zorunda değil. Kaldı ki hiç kimse İngilizce bilmek zorunda da değil. Dolayısıyla herkesin anlayabileceği kısa cümlelerden oluşan ve doğrudan mesajı aktaran habere de konu olabilecek şekilde kaleme alınmış bültenleri tercih ediyoruz. Anlıyorum. Yani burada mesela bir de en önemli noktalardan bir tanesi anahtar kelimeler. Evet. İnternette bu arama motorları dediğimiz hani bulunabilmesi için burada o zaman metin içinde seçerken biraz anahtar kelimelerine bakıyor musunuz? Bu tür konularda ya da müşteriler bir içerik özellikle kişisel PR kısmında kendisi de bir yazı yazarak veriyor ama içinden gelirse ne istiyorsa onu yazıyor ama bunu tekrar bir düzeltilip hem Türkçesi düzeltilirken hem de bazı kelimeler üzerinde oynanması gerekiyor. Bu konularda bir şeyler yapıyor musunuz? Anahtar kelimeyi başlıkta öne çıkartmak doğru bir yaklaşım olabilir. Hı. Bunun yanı sıra başta, ortada ve sonda tekrarlamak arama motorlarında kolay bulunmasını sağlayabilir. Peki hani son olarak bu normal bir interneti kullanan kişilerin biraz kendisini öne çıkarması için yapması gerekecek önerebileceğiniz bir şeyler var mı? Böyle sitelerde kendisi de form yazarken kişiler tamam herkes belki PR firmasıyla çalışamaz ama kendisini biraz öne çıkarırken nelere dikkat etmesi gerekiyor kullanıcı olarak? Bunlardan biraz bahsederseniz. Eğer kendi internet sitesini de kuramıyorsa üye olabileceği sosyal ağlar ve network grupları var. Buralara üye olup bu sayfalarda kendilerini doğru bir şekilde tanıtıyor olabilirler. Ayrıca örnek vermek gerekirse siz beni internet üzerinden tanıdınız. İnternet üzerinden ulaştınız. İnternet dünyasında var olmak bu anlamda çok önemli. Elbette doğru anahtar sözcüklerle birlikte. İnternet dünyasında var olmanın yolları kimi haber portallarında yazı yazmaktan da geçiyor. Az önce söylediğimiz gibi e-gruplara yazı yazmaktan, e-bülten yollamaktan süreli olarak geçiyor. Ben bu anlamda hala bir haber portalında yazı yazıyorum. Bu hem kendimi tatmin etmek için yaptığım bir iş açıkçası. Hem de bu dünyada var olmanın bir yolu. Çünkü bazı anahtar kelimeleri o ünlü arama motoruna girdiğinizde doğrudan karşınıza çıkan ilk 10 sayfanın içinde yer alabiliyorum. Dolayısıyla herkesin ulusal basında yer alma ve yazı yazma şansı olmayabilir. Şirketlerin haberlerini ulusal basında yayınlatması her zaman mümkün olmayabilir. Ama internet bu anlamda onlara büyük bir fırsat sunuyor. Bundan da yararlanabilirler. Sektörel portallar, tematik web siteleri, niş gruplara hitap eden e-gruplar, sosyal paylaşım ağları, kişilerin ve kurumların internetteki varlığını sağlayabilmeleri için önemli birer araç. Üstelik ücretsiz, üstelik ölçümlenebilir. Bu anlamda çok fırsat sunduğunu söylemek isterim. Az önce de söylediniz, çok hoş bir aslında slogan diyebiliriz. Saklamayı imkansız, paylaşmayı sınırsız kılan bir mecra zira. Evet, o zaman hani ben burada Esra Hanım'a önce paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Son olarak da hani kişilerin internette sosyal ağları kullanırken biraz daha bilinmiş olanlara kendilerinin artık içerikleri yaratmayın, kendilerinin lider olduğunu, sektörün kullanıcıların yönettiğini bilmeleri gerektiğini söylüyorum. Kendileri ne verirse sektör onu takip edecektir. Öncelikle içeriğin artık çok önemli olduğunu söyleyerek
yavaş yavaş programı bitirebileceğimizi seviyorum. Sözümüzü bitirebiliriz ve teşekkür ediyoruz. 15 günde bir sevgili Aytaç Mesci ile birlikteliğimiz devam edecek. Bizi her programda bir başka konuğumuzla buluşturacaksınız. Sizinle yine birlikte olacağız teşekkür efendim. Teşekkür ederim. PR Aktif Pazarlama Müdürü Esra Taşlıyük katılımınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Birlikte olduğunuz için ve yine birlikte olacağız Aytaç Mesci ile.